Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Banyo tasarım dersimizin ikinci bölümüyle yine beraberiz. Bu dersimizde modellemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen birinci bölümdeki dersimizden kısa bir özet geçmek gerekirse, ekranda gördüğünüz gibi banyomuzun karolarını, aydınlatma kısmını ve yer karolarını oluşturduk. Onun dışında ekstra olarak tam şu pencere tarafının karşı kısmını da aynı şekilde hazırlayacağız. Sonrasında taban kısmında aydınlatma yerlerimizi yapacağız. Sonrasında artık banyomuza eşyalarımızı yavaş yavaş koymaya başlayacağız. Bu dersi yine modelleme kısmıyla beraber devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle sahnemize bir giriş yapalım. Kısım birazcık yaklaşalım arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Bu kısma da bir aydınlatma yeri oluşturacağız arkadaşlar. Daha sağlıklı bir aydınlatma elde etmek için. Şimdi öncelikle şu kısmı şuradan seçiyoruz. Connect. Sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bu kısmını sıfırlıyoruz. Evet. Şöyle hafif uzaklaşalım. Evet. Şu araları şöyle yapalım. Olabildiğince geniş tutarak açıyoruz. Sonrasında poligon. Şuraya geçelim. Evet. Bu kısmı extrude diyoruz arkadaşlar. Yeterince geri attı ama öncesinde şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu alt kısım için ring diyoruz. Connect. 1. Bu kısmı aşağı doğru çekiyoruz. Bu kadar kafi. Sonrasında bu kısmı seçip extrude dedik. Bu kadar yeterli midir? Biraz daha geri atabiliriz. Okey. Şimdi bu kısım için arkadaşlar yapacağımız bu kadar. Sonrasında taban kısmımızı seçiyoruz. Buradan F3 diyoruz. Top penceresinde. Sonra bu kısmı alt X'leyerek transparan hale getiriyoruz. F4'e basıyoruz. Ve burayı arkadaşlar poliye çevirmeden önce bir bakalım. Hatta buna Isolate Selection diyelim. 4 burası için az. Bunu 8 poligon yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında şimdi şurası 1-4. Şu kısım 1-4. Şu kısım 1-4. Şu kısım 1-4. Evet. Sonrasında convert poly diyoruz. Bu kısımları seçiyoruz. Kısımları extrude vereceğiz arkadaşlar. Ama öyle çok değil. Bu kadar kafidir ve bu alanları seçili olarak bırakmamız gerekiyor. Sonra tekrar top penceresine gelelim. İzole'yi bitirelim. Evet. Taban kısmındaki de
İşimiz bitti. Şimdi hafif şöyle bir bakalım. Şöyle bir aydınlatması olacak arkadaşlar. Şu kısımda kullanılmış Alt+F'i kaldıralım. Evet. Şu kısımda kullanacağımız ışık değeri ile şu kısımda kullanacağımız ışık değeri bir olmayacak. Bu her iki kısım için de konuşuyorum. Birey light materyal de kullanabiliriz. Birey light da kullanabiliriz. Biz ikisiyle de hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, sahnemizin tasarımının tamamı bittikten sonra kaplama aşaması da dahildir buna. Bittikten sonra sahnemizin bir kopyasını çıkartıp hem Vray Light materyal ile aydınlatma yapıp hem de Vray Light ile bir aydınlatma yapacağız. Evet. Şimdi F3 diyelim. Kısma gelelim arkadaşlar buraya. Bir box oluşturuyoruz. Bu box bizim lavabomuz olacak. 600 diyoruz. Kısmına 600 diyelim. Kısım 600 olsun. Bu kısım 450 olsun. Yüksekliğimiz 150 bakalım. Kafi gelecek mi göreceğiz. Şimdi bunu yerden yüksekliği normalde arkadaşlar 85 santim olacak. Ama ilk aşamada Hüseyin bana çok geldi. 75, 80, 100 ya da 110 yeterlidir. Şimdi hemen biz bunu podiye çeviriyoruz. Bunu lavabomuzu oluşturacağız. Evet. Bu kısmına ring uyguluyoruz arkadaşlar. Segmentlerimizi seçiyoruz. Ama öncelikle şu kısmı yapmamız daha iyi olacak. Evet, connect diyoruz. Bu kısmı 2 yapıyoruz. Aralarına şu kadar. Sonrasında bu kısmı da seçiyoruz arkadaşlar. Okey. Son olarak buradan yine connect diyoruz ama tabii ki bunun sayısı bir olsa daha iyi olur. Armatürümüzün geleceği yer olarak burayı belirleyelim. Sonrasında poligonumuzu seçiyoruz. Extrude. Şunu hemen bir Alt+F'i görelim. Fazla taşırmadan aşağıya doğru seçiyoruz. Bu kadar yeterli. Sonrasında Scale. Şöyle içine hafif bir eğim verelim. Okey. Alt+F ile kapatıyoruz. Şimdi buradaki en önemli nokta arkadaşlar, bunun çevresine radius uygulayacağız. Ama hepsini aynı anda yapmayalım. Ring diyelim. Evet, birazcık bu kısmımıza yaklaşalım. Jumper. Evet. Segment sayımızı. Chamfer. Fazla da bozmadan şu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında aynı şekilde
Pardon. Evet. Ring. Dedik arkadaşlar. Chamber. Okey. Aynı şekilde buraya da ring. Evet. Şimdi son olarak şu kısımdan seçelim. Kısma da uygulayalım şöyle. Pardon veya yaptıklarımızı geri alalım. Basit bir hata yaptık arkadaşlar. Şimdi biz tavuğumuzu bir silelim. 450, 600, 110 olarak belirledik. Evet, bu kısmı getiriyoruz şuradan. Düzgün bir şekilde oturtalım. Evet. Birazcık yerden yüksekliğini azaltalım. Yüksek çıkaralım. Yaklaşıyoruz. Okey. Sonrasında convert to poly. Tekrar. Ya da biraz daha böyle kenarları kalın olabilir. Daha estetik görünüme sahip olacak. Bu kısımda öncelikle biri düşürelim. Armatürümüzün geleceği kısmı oluşturuyoruz. Bu kadar yeterli. Şu kısım ring connect 0 diyelim öncelikle ve sonrasında şuraya doğru çekelim. Aşağı indirdik arkadaşlar. Şu kısma kadar getirdik. Kafi. Alt X'i kapatıyoruz. Sonrasında scale. Şöyle bir eğim veriyoruz. Evet. Şimdi keskin hatlara da sahip olabilir arkadaşlar. Lavabomuz. İstersek kenarlarını birazcık yumuşatabiliriz ama bunda değişik bir tarz uygulayalım. Birazcık daha yeni olmasına, yeni tasarımlardan olsun arkadaşlar. Evet, şu kısmı da sıfır yapıyoruz. Okey. Sonra aynı şekilde buradan da ikiye bölelim. Tamamdır. Sonra buradaki vertex'imizi seçiyoruz arkadaşlar. Tekrar bir alt x yapalım. Şuradan kesitten görü gibi bu kısmı böyle aşağı indirelim. Evet. Sonrasında bu kısım buradaki vertex. Evet, herhalde hepsini seçtik. Evet. Yukarıya doğru çekelim arkadaşlar. İçeriye doğru güzel bir eğim oldu. Hatta şu kısmı da biraz daha şöyle yapalım. Evet. Lavabomuzun bir taşırma deliği olacak. O kısmı bolin ile yaparız. Ama bu kısımdaki normal standart gider
kısmını isterseniz değişik yapalım. Şimdi öncelikle ring diyelim. Connect. Bu kadar kafi midir yoksa birbirine biraz daha yaklaştıralım mı bunları? Veya bu kadar yeterlidir. Bizim işimiz şu iki kısımla. Extrude. İçeriye doğru çekiyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Fazla da enteresan bir şey olmasın. Biraz ağzını geniş yapıyoruz. Biraz daha içeriye doğru çekelim. Okey. Sonrasında zaten böyle de çekeceğiz. Evet, burası da lavabomuzun normal gideri olacak. Sonra o kısmı silmeyelim veyahut kalması daha iyi. Şimdi lavabomuza ufak bir smooth uyguladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle birazcık şeklinde bozulmalar oldu. Bunun iterasyonunu arttırsak bile pek bir değişen bir şey olmayacak. O yüzden kapatıyoruz. Sadece biraz daha yumuşak hatlara sahip olması için connectiyoruz her tarafa. 3 atayalım. Birazcık aralarını açalım. Tabii ki bu işte en güzeli turbo smooth'tur. İterasyonunu 2'den fazla tutmamızın herhangi bir önemi yok. Boş bir alana tıklayalım. Evet. İç kısım. İçinde. Aynı şekilde. Bazı düzenlemeler yapacağız arkadaşlar. Ring. Pardon. Tekrar aynı şekilde. Seçmiş. Okey. Sonrasında connect diyoruz. Bunu 60'a düşürmemiz kafi. Okey. Sonrasında bir daha turbo smooth'tan baktığımızda şu kenarlarını biraz daha keskin yapmamıza fayda var. Evet. Onun için bu kısımdan ring diyelim. 3 atayalım. Aynı şekilde bu kısma ring. 3. Şu iki kısım içerisinde aynısını yapacağız. Şu kısım içinde yapalım. Ring connect. Okay. Turbo smooth'e bakalım. Edge'lerden bir kurtulalım. Pardon. Evet, dış kısım istediğimiz gibi oldu. İç kısımda birazcık daha düzenleme yaparsak bizim için kafi olacak. Şu kısmı connect deyip birleştirelim. Bakalım sonuç ne oluyor? Hep beraber görelim. Şu kısımdan birazcık işimiz var arkadaşlar. Daha doğrusu şu kısım ve şu kısım. Şimdi şurayı seçiyoruz. Şurayı. Şu şekilde. Evet. Uzaklaşmakta fayda var. Evet.
Şimdi biz buraya bir adet de armatür hazırlayacağız arkadaşlar. Armatürde lavabomuzun normlarında olan bir armatür olacak. Şu, evet, yüksekliğini sonradan biz onu değiştiririz. Şöyle gözden kaçırdık. Sevgili kutumuzu buradaymış. Biraz daha yükseltmekte. Yüksekliğini biraz daha verelim. Şöyle bir uzaklaşalım öncelikle. Kafi. Şimdi tabii ki poliye çeviriyoruz. Rig connect. Şu kısmı aşağı kadar. Biraz daha almakta fayda var. Tamam. Sonrasında bakalım şöyle. Evet. Bu kısmını ekstrüt arkadaşlar. Buradan lokal normal diyoruz. Bakalım. 10. Biraz çok biz bunu 8 7 hatta 5'e kadar düşürebiliriz. Çok da büyük olmasına gerek yok. Sonrasında şuradan tekrar arkadaşlar ring diyoruz, connect diyoruz, 0 diyelim. Okey. Şimdi şu kadar bir boşluk çıkarsak tamam. Sonrasında şu kısma gelip tekrar ring connect. Okay. Dedik. Şimdi arkadaşlar burada şu kısım için ayrı ilgileneceğiz. Ama armatürümüzün şöyle bir alt kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan su akma yerini yapacağız. Ring connect. Onun yerine şöyle getirelim. Okey. Aynı şekilde şuradan da connect. Tamamdır. Sonrasında sadece şu segmenti seçiyoruz. İki tane diyoruz. Sıfır. Ve birazcık aralarını açıyoruz. Sonrasında poligon extrude çok oldu. 20 de çok. 10 5 ya da 7 yeterlidir. Sonrasında poligonun o kısım seçiliyken insert diyoruz arkadaşlar. İçeriye doğru çekiyoruz. Okey. Sonrasında o kısmı biraz daha zoomlayalım. 6x diyoruz. Sonrasında bu arkadaşımızı içeriye doğru çekiyoruz. Okey ve delete. Tabii ki musluğumuzdan arkadaşlar görsellik açısından su akma işlemini de yapacağız. Sonrasında musluğumuzun arkadaşlar tepesine geliyoruz. Sadece şu kısımları üst kenarlarını seçiyoruz. Veyahut evet şöyle güzel bir insert diyelim.
Okay. Sonrasında extrude çok. Pardon. Bu 2 değil. Eksi 2. Ya da eksi 1 daha iyi. Okay. Tekrar 1. Insert tabii ki bu çok. Şu kısım için yeterli. Sonra seçiliyken kısmımıza sürtüyoruz. Evet. Armatürümüzü de oluşturduk arkadaşlar. Kapatıyoruz poliyi. Tuvaldan herhangi bir yer seçelim. Evet. Onun altına bir sifon yapsak güzel olur. Onu elimizdeki hazırlardan da kullanabiliriz arkadaşlar. Daha ilerleyen zamanlarda. Sonrasında armatürümüzü ve lavabomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Front penceresine gelelim. Tam durması gereken yeri yapacağız. Bunu 85 santim olarak düşünelim. Yerden. Evet. Şu şekilde ikisini de seçiyoruz arkadaşlar. 85 santime lavabomuzun üst kısmı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Çünkü yerden yükseklikte lavabo olan arkadaşlar 85 santim olur. Zaten tavan yüksekliğimizi büyük tutmuştuk. Hazır elimize demişken şunu buraya getirelim. Okey. Şimdi bunu %20 kadar büyütmekte fayda var. Okey. Tabii ki burada. Yani ayarladık. Okey. Şimdi şu kısım içinde bir adet klozet yapalım arkadaşlar. Yine bir box yapalım. %420. %550 ya da onu da 600 olarak düşünelim. 200. Evet, tabii ki arkadaşlar klozetimizin de norm ve model olarak lavabomuza benzer olmasına özen gösterirsek sahnemizde bir bütünlük sağlamış oluruz. Şimdi öncelikle bunu poliye çeviriyoruz. Ring Connect. Connect. Okay. 3 tane.
yapsak bizim için yeterli olur. Aslında FFT 4. Şu kısımdan itibaren bir eğim oluşturacağız arkadaşlar. Evet. Bu tarzda klozetimiz olacak. Vitra'nın yanından sonra Villeray, Bochum bu tarzda klozetleri mevcut arkadaşlar. Sonra bunu bu haliyle tekrar bir poli yapıyoruz. Sonrasında tabii ki kenarlarımızı seçelim. Aynı şekilde gelelim. Bu kısımdan da seçelim. Şimdi bu kısımda birazcık yumuşatacağız arkadaşlar. Standart chamfer diyelim. Pardon. Kısma doğru getirelim birazcık. Evet. Segment sayısını arttırırsak biraz daha soft olur. Şimdi şu kısmı poligon olarak seçtik arkadaşlar. Bir tane üzerine şu şekilde bırakalım. Clone object diyoruz. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Kullanmadığımız objemizi seçiyoruz. Extrude 40 milim bir klozet kapağımız için yeterli olabilir. Sonrasında bunun pivot noktası kaymış. Center'da object diyoruz. Düzeltiyoruz. Şu şekilde değecek kadar boşluk bırakmanızda fayda var. Hatta şuradan da front penceresinden ya da left'ten yapsak daha iyi olacak. Orada daha az gözüken şeyler var. Bu şekilde. Şimdi tabii bunda işimiz bitmedi arkadaşlar. Pardon. Klozetimizin kapağı normalden daha biraz daha kısa olur. Hani en azından şöyle bir genel görüne bakalım. Şu kısalıkta olması kafi. Bunun pivot noktasını arkadaşlar değiştiriyoruz. Şuraya alıyoruz. Buraya almamızdaki sebep kapağımıza bazı hareketler yapacağız. Onun sebebi de şu. Daha ilerleyen bölümler, pardon. Şuradan kapatalım. Ya böyle açma kapama efekti gibi kullanacağımız zamanlarda hani tam dönme noktasında olursa klozet kapağımızı daha rahat hareket ettiririz. O şekilde orada bırakalım. Kalsın. Evet. Birazcık yumuşatmak istediğimizde sıkıntı çıkarttı. Hemen buradan ring diyerek seçiyoruz. Connect bu kısma 5 tane verip birazcık aralarını açarsak bu kadar kafi gibi. Hemen denememizi yapalım. Evet, aynı şekilde kısmada ring diyoruz arkadaşlar. Connect. Okay. Hemen selection diyoruz. Sıkıntımız bu yüzeyde zaten bizim. Insert. Öncelikle oy oy of of. Evet.
Okey diyerek bir kapatalım arkadaşlar. Şu kısma gelelim. Evet. Bu kısımda aynı şekilde bir ring diyerek connectiyoruz. Okey. Arka kısmımız için de ring connect. Okey. Sonrasında içi kapatıyoruz. Bir norm diyoruz. Şu alt kısmında birazcık sıkıntımız var. Evet, o kısmı seçiyoruz arkadaşlar. Insert. Kabul etmedi. Bu şekilde basit bir render alalım. Evet, istediğim yumuşaklık da oldu arkadaşlar. Hatta iterasyonunu 2 yaparsak, pardon, 0'ı düşürdük. 1, 2. Daha yumuşak hatlara geldi. Ama siz bu kısımdan alakalı bir şey istemiyorsunuz arkadaşlar. Turbo smooth yapıp bu kısımdan iterasyon verirsiniz. İsterseniz mesh smooth da uygulayabilirsiniz. Hemen end isolate diyelim. Tabii şimdi bu kenarlarımızı yumuşattıktan sonra kabağımızın üzerinde birazcık oynamalı yapacağız. Evet. Tamam, kapağımızda da bir deneme yapalım. Aynı şekilde ring connect. Okey. Sonrasında kısım içerisinde ring connect. Şu kısmı da seçiyoruz. Ring connect. Okey. Evet. Klozetimizin yani daha doğrusu kapağımızın arkadaşlar üst kısmını birazcık oynama yaptığımız zaman, yani oynamadan kastımız bu kısma şu an seçili insert ile en sınır noktaya kadar bir yüzey oluşturuyoruz. Okey, pardon. Evet. Sahnemizi bir kaydedelim. Şu yardımcımızı silelim. Gerekirse tekrar oluştururuz. Evet. Şimdi klozetimizi oluşturduk arkadaşlar. Aksesuar olarak şu kısımda bir çiçek kullanabiliriz. Yerde bir halı kullanabiliriz. Şimdi bizim son olarak yapmamız gereken şu kısımda bir iterasyon uygulaması yapalım. Pardon, iterasyon diyorum. Topoloji yapalım arkadaşlar. Zaten topoloji dersimiz mevcuttu. Bu topolojiyi yapmamızdaki maksat arkadaşlar bu kısımda başka bir yüzeyi kullanacağız. Biraz daha uzaklaştıralım. Şu şekilde kalsın. Evet. Bunun segment sayısını yükseltiyoruz arkadaşlar. 32'ye 32. Veya biz onu 64 yapalım. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Sonrasında Isolate Selection diyoruz. Birazcık yaklaşalım. Evet, Polygon Modeling, Convert Poly, Generate Topology. Şimdi bu topolojiden arkadaşlar burada istediğiniz desenlerden birisini seçebilirsiniz. Biz burada
Hangisini seçelim? Ben bunu tercih ediyorum. Pardon, çok adamışız. Ha. Okey. Sonrasında atadıktan sonra bakalım. Evet. Latiç diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada biraz yaklaşalım. Bazı oynamalar yapacağız. Radyüs, kalınlık vereceğiz arkadaşlar. Sonrasında bu kısımda oluşacak yuvarlaklar var arkadaşlar. Görüyorsunuz bunları 12 milimiş, 5 milime düşürsek gözükmüyor. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmazsınız. Şu an benim gözüme hoş gözükmediği için kapatıyorum. Ondan sonra slide kısmımız var. Biraz daha yumuşak da yapabilirsiniz buradan arkadaşlar. Ondan sonra segment sayımızı arttıralım. 2. Tamam, yeterli. Çok da arttırmanın bir esprisi yok. Sahnemizin poligon sayısı artacaktır. Radius yarı çapı varmış. 7 yapalım biz onu ya. 5'e düşürsek biraz daha ince olur. Bunun makulü 6'dır o zaman. End caps mod dediğimiz zaman otomatik olarak arkadaşlar kendi üzerine kendi smotunu uyguluyor. Yani tekrar bir turbo smot kullanmanıza gerek yok. Anti isolate burada kullandık arkadaşlar. Yerimiz burası. Şu kısım tam derz boşluğuna denk getirelim. Evet, bir kaydedelim hemen. Klavyeden 7 tuşuna basalım. Şu an 481 bin poligondayız arkadaşlar. Şu kısma bir aksesuar koymak için bir chamfer box uygulayalım. Sonrasında onun üzerinde de bir düzenlemeye gideriz. Şöyle bir şey bizim için yeterli olur. Şimdi onu göz kararı verdim öylece. Onun üzerinde düzeltme yapacağız. Hemen lavabomuzun hizasını çıkartalım. Evet. Fillet yuvarlatmayı kısalım birazcık arkadaşlar. Segment sayılarımız 2, 3, 4, 4, 4. Evet. Aslında width segmenti yok. O 4 olarak kalsın. Head segmentimizi 0 yapalım. Ondan sonra bunu da yine her zamanki gibi poly'e çeviriyoruz. Edge seçiyoruz. Ring diyoruz. Connect diyoruz. 2. Evet, bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra poligona gelip sadece şu yüzeyi seçeceğiz. Sonrasında extrude tabii ki lokal normal yaparsak istediğimiz gibi olacak. Sonrasında bunu kendi içinde çekiyoruz arkadaşlar. Şu kadar çekmemiz yeterli gelecek. Çünkü bunun bu kısmı ile bu kısmına şu içeriye doğru aldığımız kısma farklı materyaller atacağız. Evet. Şimdi bu kameramızın açısının herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Şöyle zaten değiştirsek göreceksiniz. Perspektife geçelim. Evet arkadaşlar, lavabomuzu modelledik, klozeti modelledik, armatürümüzü modelledik. Karşı tarafa tekrar bir hem pencere hem aydınlatma yeri açtık. Tavan kısmına
aydınlatmak için olan yerlerimizi açtık. Ve böylece ikinci bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Üçüncü bölümden kısa bir özet geçeyim. Modellemelerimizin çoğunu bitirmiş bulunuyoruz. %95 kısmı bitmiş bulunuyor. Üçüncü bölümde ufak tefek modellemeler yaparak artık işin kaplama kısmına geçmeye başlayacağız. Umarım faydalı olmuştur sizler içerisinde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mutlu olun.